Almanya'da 1960 ile 70'li yıllar arasında bayanlardaki adet öncesi ağrı ve sancıları kessin diye kimyasal bir ilaç üretti bir firma. Kontagan, ismi yasaklandığı için söyleyebilirim. Kontagan'ı kullanan bütün kadınların çocukları özürlü doğdu. Kolsuz, elsiz, ayaksız. 15 bin çocuk. Bunu mahkemeye verdiler firmayı. 11 yıl mahkemesi sürdü. 11 yıl. Onlar 11 yıl hala zehirlediler insanları. 11 yıl. 11 yıl sonra da mahkeme kararıyla suçlu olduğu bir tazminat ödedi. Fakat bunlar deponlardaki ilaçları çöpe atmadılar. Türkiye, Mısır, Endonezya gibi 3 ülkeye sattılar. Depolardaki ilaçları yok etmediler. O nedenle 70'li yıllarda doğum yapan annelerin çoğu bu ilaçları kullanan annelerden çocukları özürlü doğdu. O nedenle kimi Almanlar Türkiye'de, Mısır'da, Endonezya'da birçok çocuğun doğumunda engelli olmasında rol oynadı. Ha, para kazanacaktı insanlar. O zamanki Sağlık Bakanı kimdi bilmiyorum. Ha, uyudu herhalde. Almanya'da. Türkiye Sağlık Bakanı uyudu. Olayları takip etmedi. O zamanki Sağlık Bakanı 70'li yıllarda uyudu veya işine öyle Ben daha geldi. doğmamıştım herhalde, bilmiyorum ama bunu Kontagan. araştıracağım, merak ettim. Kontagan. C ile yazılır. Kontagan. Bakın insanlar Almanya'da kaç bin insan mağdur oldu. Mahkemelik oldu. Ürün yasaklandı. Kimyasal ilaçlardan Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi ölüyor. Her iki şey %2 oranında ölüm oluyor. Almanya'da 35 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. İngiltere'de 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Bunlar istatistik veri. Türkiye'de istatistik veri yok ama takriben Türkiye'de 50 bin kişi ölüyor. Çünkü biz daha çok kimyasal kullanıyoruz. Bilinçsiz bir milletiz biz. Evet, Henüz maalesef. maalesef böyle bir durum var.